Sen nasıl dokunursun bu atkıya? Adenimin yarım bıraktığı atkı bu. Kudretimi örüyordu. Sen hangi sıfatla? Hangi sıfatla buna dokunursun? Kimsin sen? Kimsin? Bekle. Ver onu babaanne. Annenin hatırası bu. Babana ördüğü yarım kalan atkı bu. Bu yılanın babası onu katlettiği zaman böyle yarım kalmıştı. Şimdi onun ellerinde kirlenmesine izin veremem. O kötü bir şey yapmadı. Kötü bir şey yapmadı öyle mi? Bu hadsiz, annenin, babanın hatırasına hakaret etti oğlum. Görmüyor musun? Lütfen. Ver. Annenin kemikleri sızlayacak mezarında. Thank you.
İyi ki doğdun baba. Neden kavga ediyorsunuz diyorum. Cevap versenize. Bana sor. Al şunu, tut burnunu. Kanıyor. Yine ne yaptın? Ne söyledin de kızdırdın Ali'yi? Neden beni suçladın şimdi sen ya? Yani bu herif benim sabrımı taşırmış olamaz mı yani? Olamaz. Çünkü Ali sakin biri. Sen kışkırtmışsındır. Ali asla kavga etmez. Kaba kuvvete başvurmaz. Lan ne haliymiş be? Lan iyiliğin ve doğruluğun timsali adam değil mi? Harun uzatma. Hadi gel bir hastaneye falan gidelim. Ya gerek yok ya. İyi, sen bilirsin. Ali nasıl acaba? Sakin ol aslanım. Evi de yıksan bir şeyi değiştirmeyeceksin. Kendine zarar. Aynen öyle. E abin tarafını seçmiş. Dilan denen o kızın uydusu olmuş iyice. Ağzının içine bakıyor. Uydu falan olduğu yok abimin. Acıdı o kıza. Onun o zavallı haline dayanamadı. Öyle güzel oynuyor ki. Beni bile inandırdı. Ben bile bir tuhaf oldum onu öyle görünce. Aman yeğenim. Sakın yüreğini yumuşatma. O kız şeytana papucunu ters giydirir. Seni de abin gibi alır avucum. Aynen öyle. Mum'a dönmüş barana. Amcamı bile o kıza emanet ediyormuş sürekli. Sürüyü kuruda emanet etmeyeceksin. Yarın bir gün o kız amcama bir şey yapsa ne olacak? Hesabını kim verecek? Kızı almış tepesine çıkarmış. Böyle yüz verirse olacağı bu. Yoksa o kız senin annenin hatırasına nasıl dokunacaktı ki? Ne cüretle? Ya ben bıktım zaten abimin bu barışçıl hareketlerinden. Nuri meselesinde de aynı şeyi yaptı. Bizim dışımızda herkes haklı. Herkes doğru. Vallahi şeytan diyor, çek git. Uzaklaş her şeyden. Sakın yeğenim. Nereye gidiyoruz? Savaşın ortasında meydanı düşmana bırakıp gitmek var mı öyle? Baran'ın soyadı Karabey ise seninki de Karabey. O çıkmıyorsa sen sahip çıkacaksın bu aileye. Biz de senin arkanda dimdik duracağız. Sonuna kadar. Nasıl dokunursun bu atkıya? Ayten'imin yarım bıraktığı atkı bu.
kudretimi örüyordum. Sen hangi sıfatla? Hangi sıfatla buna dokunursun? Kimsin sen? Kimsin? Özür dilerim. Böyle olsun istemezdim. Kötü bir niyetim yoktu. Kudret Bey mutlu olsun istedim. Böyle olacağını bilseydim asla yapmazdım. Asla dokunmazdım o atkıya. Sadece annenizle yaşadığınız eski güzel günlerinize dönün istedim. İnan ki, zamanı geriye alma imkanım olsa alırdım. Bir şansım olsun. Anneni geri getirme gibi bir şansım olsun. Bunun için canımı bile verirdim. Ama bu imkansız. Anneni geri getiremem. Anneni geri getiremem belki ama... ama yaşayanlar için bir şeyler yapabilirim diye düşündüm. Burada istenmesem de... sevilmesem de... yine de bu aile için elimden geleni yapmak istedim. Ben isyan etmiyorum. Çünkü hak ettim bunları. Hiçbir suçum olmasa da... babamın günahlarının bedelini ödemeye mecburum. Daha önce de söyledim sana.
niçin burada olduğumu gayet iyi biliyorum. Razıyım her şeyden. Ama sen... Sen benim yüzümden kimseyle kötü olma. Ailenle aranı bozma. Lütfen. Etmişler Harun'u. Yaralanmış idi. İçim acıdı. Burnumun direği sızladı onu öyle görünce. Yarısı da merhem olmak istedim. Onu iyileştirmek, yaralarını sarmak istedim. Ama yapamadım. Buz gibi davrandım ona. Çünkü ona yaklaşmaya hakkım yok. Çünkü o başkasının nişanlısı. Başkasına ait. Ve Ali er ya da geç ona dönecek. Geleceğini bile bile ona bağlanamam. Daha fazla alışamam. Alışırsam tuz buz olur, erir giderim. Ay Cevdet, şunun güzelliğine baksana. Evet, güzelmiş sahiden. Ya bunlardan böyle bir tane alıp odayı da maviye boyasak. Böyle yıldızlar, ay falan, gökyüzü gibi. Ay yoksa denizaltı falan mı yapsak ha? Balıklar falan. Geçen bir dizide görmüştüm de çok güzeldi. Çok güzel diyeyim, alırız değil mi Cevdet? Alırız gülüm, alırız. Hele bir gelsin o günler. Cevdet, sen bebeğimizin olacağına inanmıyor musun? İnanıyorum gülüm, inanıyorum da korkuyorum da. Sana kötü bir şey olmasından çok korkuyorum. Kocam, sen hiç merak etme. Bana hiçbir şey olmaz. Seni bırakıp hiçbir yere gitmem ben. Ya ben seni o kadar özlüyorum ki diğer odaya bile geçemiyorum ya. Ay dur. Doktor hanım, tahliller çıktı herhalde. Aç hemen, aç. Hoparlörü al. Doktor hanım? Cevriye hanım, sonuçlarınız şimdi çıktı. İnşallah ameliyata mani olacak bir şey yoktur. Hayır, hayır. Ciddi bir şey yok. Sadece kan değerleriniz biraz düşük çıktı. O ne demek yani? Yani Cevriye hanım, ameliyata alınana kadar kan değerlerinizi biraz yükseltmemiz gerekecek. Ben şimdi size bir perhiz listesi, bir de reçete yolluyorum. Bunları harfiyen yerine getirin, olur mu? Olur doktor hanım, olur. Siz hiç merak etmeyin, ben kuş sütüyle beslerim karımı. Size iyi günler, yine haberleşiriz. İyi günler, iyi günler doktor hanım. Tamam.
O zaman ben çıkıyorum Cevri. E nereye Cevdet? Oturuyorduk şimdi burada. E aktara gideceğim. Böyle iştah açıcı, kan yapıcı bir şeyler versin. E madem ihtiyacımız var, kan değerlerin düşmüş. Güzel beslenmen lazım Cevri. Ayol sonra kilo alacağım. Hamile olunca da 150 kilo olacağım. Sonra beğenmeyeceksin beni. Cevriyem, canımın içi. Sen 300 kilo olsan da severim ben seni. Ben senin ruhuna aşığım. Gerisi hikaye. İyi hadi git o zaman. Tamam hadi ben kaçtım. Bugün dinlen ama çok yorma kendini tamam? Tamam. Hadi görüşürüz. Siz ağırdan alıyorsunuz hanım anne ama bu duruma bir el koymanız lazım artık. Baran kayıp gidiyor avuçlarımızdan. Özür dilerim. Ama ben bunları daha fazla izleyemeyeceğim artık. Ben izninizle gitmek istiyorum. Bu konakta kalmak bana acı veriyor artık. Baran'ın kandırıldığını görmek kahrediyor beni. Hiçbir yere gitmiyorsun. Torunumu, gözümün bebeğini o yılan soyuna bırakacak değilim. Savaş daha yeni başlıyor. Sen de merak etme. Zaman bizi haklı çıkaracak. Baran o kızın gerçek yüzünü yakında görecek. İşte o zaman yılanın başını kendi ellerimle ezeceğim. İyi misin? İyiyim. Ben biraz dolaşacağım. Gelirim birazdan. Baran Bey oğlum. Merhaba Ahmet amca. Yardım lazım mı? Yok yok. Çoğu bitti, azı kaldı zaten. Sen ver şunu bana. Tadın yok senin. Belli. Anlat hele. Ben hayatımı hata yapmamak üzerine kurdum Ahmet amca. Bin defa düşündüm, bir defa karar verdim. Daha çok şükür, hiç de yanılmadım. Allah yanıltmadı. Ama ilk defa... İlk defa hata yaptım diyorsun. Kandının kızıyla evlendiğin için. Günahsız birini bu konağa getirerek hata yaptım belki de.
herkese haksızlık ettim. Babaanneme, Cihan'a, babama. Halbuki ben acı çektirmek istemiştim o aileye. Ama şimdi... Şimdi... Burası acıyor değil mi? O kıza yapılanlar şurama dokunuyor Ahmet amca. İnsan gönlüne söz geçiremez evladım. Babaannemle Cihan bir tarafta. O masum günahsız kız. Diğer tarafta. İlk defa böyle bir şey hissediyorum. İlk defa hangi tarafta duracağımı bilmiyorum. Bak Baran Bey oğlum. Senin annen de baban da sizin adaletli insanlar olmanızı isterlerdi. Onlar yaşadıkları süre zarfında zalimden yana değil, mazlumdan yana oldular hep. Herkese adil davranan, haklıya hakkını veren, kinden, nefretten uzak yaşayan insanlardı. Sizi de böyle yetiştirdiler işte. Armut dibine düşer evladım. Sen de onların yolundasın işte. Bir hadis-i şerifinde bir kalbi yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan beterdir der Peygamber Efendimiz. Sen de kalp kırma evladım. Kırılan kalbi gerekirse onar. Sana da yakışan budur Baran Bey oğlum. Yunus Emre ne güzel söylemiş. Söz ola kese savaşı, söz ola kestire başı, söz ola ağılı aşı, yağ ile bal edep söz. Bir söz zamanında söylendiğinde değerlidir evladım. İş işten geçtikten sonra hiçbir anlamı kalmaz. Kırılan kırılmıştır. Cevdet, ne yaptın sen? Ben bunların hepsini yersem, içersem vallahi ölürüm ha. Hepsini aynı anda yemeyeceksin ki gülüm. Azar azar. Aktar anlattı bana nasıl kullanacağımızı. Bu ne böyle ya? Çok kötü kokuyor bu. Deme öyle Cevriyem, deme. Bak en çok kan yapan bu dedi çocuk. Ben bir kaşık yiyeyim, sana da kuvvet olsun Cevriyem. Bak şimdi, hemen. Bak şimdi. Ne ya? İlahi Cevdet ağa, şu yüzünün haline baksana. Şunlara bak Zeyn. Allah muhabbetlerini artırsın hanım. Amin. Seyit, bu kara günlerde geçer mi ki? Cevriye üstesinden gelir mi bu ameliyat? Allah'tan ümit kesilme sanım. Ama güçlüdür benim gelinim. Allah'ın yardımıyla, bizim de desteğimizle atlatacaktır inşallah. İnşallah. Biz bir arada olduktan sonra bunun da üstesinden geleceğiz inşallah. Oğlum, demin heyheylerin üstündeydi, soramadım. Ne oldu, ha? Anne, yok bir şey dedim bak. Benim çıkmam lazım ya. Zaten bugün elemanla gelmedi izinli. Harun, sen niye benim yüzüme bakmadan konuşuyorsun? Bak bakayım bana, dön bakayım. Oğlum, bu ne hal? Ne oldu sana? Anne, yok bir şey. Evladım, nasıl yok bir şey? Hay, elleri kırılsın inşallah. Ya tamam, abartma anne ya. Basit bir kavga yani.
Basit mi? Oğlum bunun neresi basit? Bu böyle olmaz. Biz hemen karakola gidip şikayetçi olalım. Şehir şikayesi mi bunlar? Ya ne karakol anne ya? Ne diyorsun anne sen ya? Oğlum söyle bak. Kimle kavga ettin? Niye kavga ettin? Tabii ya. O Sümüklü Zümrüt için değil mi? Onun yüzünden. Ya anne uzatma artık yeter. Ben gidiyorum anne, tamam mı? Olur böyle şeyler. Benim gitmem lazım. Hadi. Harun. Anne dur. Hadi. Oğlum. Tabii ya. Bu hep o köylülerin işi. Ama ben size oğlumun hesabını sormaz mıyım? Durun bakalım. Ne bahtsız kızmış bu yavrucak. Ne yapsa olmuyor. Sanki kötü bir şey yapmış gibi burnundan getirdiler kızı. Aman anne. O da iş güzellik etmeseymiş. Bilmiyor mu sanki Azade Hanım'ı? Niye rahmetli gelin örgüsünü alıp tamamlıyor ki? İnat yapar gibi. Gül, o nasıl laf? Kötü bir niyetle yapmadı ki kız. Kudret Bey'imin doğum gününü kutlayıp birazcık neşelendirmek istedi. Ne var ki bunda? Vallahi ben bilmem. Bir yerde hak verdim Azade Hanım'a. Ama Baran Bey nasıl korudu gelin hanımı? Ya, değil mi? Aferin oğlum. Çok takdir ettim onu. Ama hep öyle adaletliydi benim Baran Bey oğlum. Anladı kızın iyi niyetini. 41 kere maşallah. O ikisi iyi olsun da kızcağızın yüzü birazcık göz. Baksana geldi geleli gözyaşları sel oldu yavrumun. Yerden yere çalınıyor ama hiç kimseye de ses etmiyor. Yalnız pasta da pastaymış yani. Dilan'ın eli de lezzetliymiş. Hiç mi üzülmüyorsun kızın durumuna? Ne yapayım anne? Herkesin üzülme şekli başka. Hem elimden bir şey gelmiyor. Ben de yiyerek avutuyorum kendimi. Hem kızın emeği boşuna mı gitsin? Ayrıca benimkisi duygusal bir açlık. Yemem lazım. Laflara bak hele, laflara. Hadi bırak şimdi boşluğu moşluğu da tut şu işlerin ucunda. Azade Hanım gelirse ondan sonra görürsün duygusal boşluğu. Tamam, tamam. Annenin hatırası bu. Babana ördüğü yarım kalan atkı bu. Bu yılanın babası onu katlettiği zaman böyle yarım kalmıştı. Şimdi onun ellerinde kirlenmesine izin veremem. O kötü bir şey yapmadı. Kötü bir şey yapmadı öyle mi? Bu hadsiz annenin babanın hatırasına hakaret etti oğlum. Görmüyor musun? Lütfen. Ver. Yalnız Baran Bey gelin hanımı yerden kaldırınca Derya'nın yüzünü gördün mü? Kız sus. Biri duyacak şimdi. Senin de hoşuna gitmedi mi anne? Baran'ın gelin hanıma arka çıkması deli ediyor onu. Kuduruyor resmen, kuduruyor. Ayrıca evli barklı adam. Hala neyin peşindeyse. Nasılsın? İyi misin güzel kızım? Ben iyiyim abla. Seni merak ettim. Beni mi merak ettin? Niye ki kızım? Bana yardım ettin ya hazırlıklarda. Sana bir şey demedi değil mi? Bir şey yapmadı Azade Hanım. Benim yüzümden başına bir şey gelirse kahrolurum. Ah güzelim benim. Sen de beni mi düşünüyorsun onca derdinin, üzüntünün arasında? Merak etme. Bir şey demedi Azade Hanım.
bir şey derse, bir şey sorarsa, sizin hiçbir ilginiz yok bu durumla, tamam mı? Her şeyi benim düşündüğümü söyleyin. Ah benim güzel yürekli kızım. Sen üzme kendini. Bize bir şey olmaz. Hem su akar yolunu bulur. Sen de güzel kalbinin karşılığını elbet bir gün alırsın. Hep bunun için dua ediyorum. Sağ ol abla. İyi ki varsın. Sen de iyi ki varsın melek kalplim benim. Hadi. Lafa dağıldık, şunları toparlamayı unuttum. Bir ucundan tutun da toparlayalım bari. Ben de yardım edeyim size. Hadi kızım. Selam. Hoş geldiniz. Ne olacak böyle Zümrüt? Yüzüme bile bakmadı. Ne yapacağım ben? Bence artık gerçeği öğrenmeli Mine'nin. Bir yerdesi olduğunu bilmeli. Nereden çıktı şimdi bu? Ben çok düşündüm. Elimden geleni de yaptım. Ama artık daha fazla bu yalan ortak olamayacağım. Yapma ne olur. Yalvarırım. Bana biraz daha zaman ver. Ailesiyle olan meseleyi çözmeden Ali'ye her şeyi anlatırsak Ali kahrolur. Daha beter şok yaşayabilir. Ben ev yeneceğim, sevdiğim adamı zora sokmak ister miyim Zümrüt? Tek istediğim onun mutlu olması. Bunda bana yardım etmek zorundasın. Çünkü sadece sana güveniyorum. Bana yardım edebilecek tek kişi sensin. Aa, buyurun inşallah. Kim bu ya? Alacaklı gibi. Dur bakalım. Anne. Ben bakarım. Anne ne zaman durdun ki mama? Hayırdır Fikriye? Ne oldu ha? Ne yaptınız oğluma? Söyleyin ne yaptınız çocuğuma? Biz ne yapacağız be çocuğuna? Nereden bilelim? Bilirsiniz siz bilirsiniz. Yüzü gözü darmadağın geldi eve. Kavga etmiş. Bana bak Hanife. Eğer bu işin Zümrüt'le bir ilgisi varsa. İşte o zaman ben sizin. Zümrüt'le ne ilgisi olacakmış canım? Sen bizi tehdit mi ediyorsun? Evet, tehdit ediyorum. Var mı bir diyeceksin ha? Var mı bir diyeceksin? Bana bak Fikriye. Mama, mama, mama. Dur. Karışma sen. Aa, şunlara bak. Hem suçlular hem de güçlüler. Ayol ne yapacağız biz koskoca adama? Ya sen bize soracağına git de oğluna sorsana. Bize niye soruyorsun sen? Sordum, sordum ama söylemiyor ki. Kızınız Zümrüt Hanım'ı korumaya çalışıyor. Artık kimlere fingir dediyse oğlum da kavga etmiş itle kopukla. Sen benim evimde benim kızıma hakaret mi ediyorsun? Defol git şuradan. O da ettirmesin. Ayrıca bir ben miyim ha? Bütün mahalle konuşuyor senin kızlarını. Ona bak Fikriye. Mama dur mama dur. Aman mama sen dur ya. Bırak kız bırak. Ya Fikriye abla sen niye bizimle uğraşıyorsun ya? Yürü gitsene ya hadi yürü güle. Ne hadi yürü. Görürsünüz siz görürsünüz. İşi gücü yok bizle uğraşıyor bu da ya. Gel sen ne bulaşıyorsun ona ya? Hadi. Ben dükkana gideceğim.
Kerem Bey sizi çalışmadığınızda bekliyorum. Tamam. Bir hadis-i şerifinde bir kalbi yıkmak Kabe'yi yıkmaktan beterdir der Peygamber Efendimiz. Sen de kalp kırma evladım. Kırılan kalbi gerekirse onar. O nerede? Gelin hanım mı? Mutfaktaydı. Hala oradadır herhalde. Kızım sana da yaptım bir fincan mis gibi. Birkaç yudum da su iç iyi gelir. Sinirlerin çok yıprandı. Bir sakinleşirsin. Sağ ol abla. Ellerine sağlık. Ben bir Azade Hanım'ın kahvesini götürüp hemen geliyorum. Bir kalbi yıkmak, Kabe'yi yıkmaktan beterdir der Peygamber Efendimiz. Sen de kalp kırma evladım. Kırılan kalbi gerekirse onar. Sana da yakışan budur Baran Bey oğlum. Odama çıkmak üzereydim. Gitme. Evet.
Ben aslında seninle... Sağ ol. Kızım, tir tir titriyorsun. Bir şey mi oldu? Hayırdır inşallah, ürperti mi geldi? Bir şeyden mi korktun? Baran Bey oğlum bir şey mi söyledi, ne yaptı? Konuşsana. Hiç. Hiçbir şey yok. Var yine bunların arasında bir gariplik ama hayırlara vesile olsun. Kızım soğan kokmuş iyice buralar. İyice bir havalandır şurayı. Tamam anne. Sonra da şu erzak dolabını düzenle. Ali nerede? Mutfaktaydı. Ali! Gel buraya. Buyur Hanife teyze. Bak bu çatal kaşıkların üstünde son zamanlarda çok su lekesi görüyorum. Müşteri bir şey zannedecek, tiksinti olacak. İyice bir parlat onları da. Bugün çiçek gibi olacak burası. Kimseyi boş otururken görmeyeceğim. İyi misin anne? İyiyim. Yine mi geldi bu? Müdavim oldu iyice. Evet, sevdi herhalde. Sümrüt, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Erzakları. Onu söylemediğimi biliyorsun. Ya düşünüyorum, düşünüyorum. Hiçbir şey anlayamıyorum Sümrüt. Bu Mine denen kızın olayı ne Allah aşkına? Sinema meselesi falan. Yani o kız geldikten sonra bir başka davranmaya başladım bana. Bir yabancı gibi. Hem neden sürekli etrafımızdaki bu kız? Her kafamı kaldırdığımda onu görüyorum. Neler oluyor Zümrüt? Ben nereden bileyim? Git kendisine sor. Tamam. Peki o zaman. Kahveniz Hasan Bey. Sağ ol Kader Hanım. Eline sağlık. Afiyet olsun. İlaç saatimiz geldi Kudret Bey. Önce şu mavi olsun. Suyumuzu da içelim. Şimdi de beyaz olanı verelim. Şu beyaz olan da çok kötü kokuyor ama ilaç işte. Şifa olsun Kudret Bey'im. Kader! Başım tuttu yine. Ağrı kesicimi getiriver hemen. Hasan Bey'im, siz iki dakika Kudret Bey'imle mukayyet olun da ben Azade Hanım'a bakıp geleyim. Bak bak git sen işine bak. Ben ilgilenirim abi. Bunlar da pervane oluyor ya böyle etrafında. İyileşiver diye. Zavallıcık. Aman mavi hap. Yok beyaz hap. Yaz.
Üzülüyorum ha. Arada hani böyle şifa mifa diye sana bir şeyler şey ediyorlar ya. Şşt. Abi. İyileşeceğini düşünmüyorsun değil mi? Ha? Senin şifan yok abi. Hiç boşuna heveslenme. Biraz iyi geldi mi bari hava almak? Yani açık konuşmak gerekirse Baran, Dilan için üzülüyorum. Kızın kötü bir niyeti yokken yine fatura ona kesildi. Haksızlığa uğradığı kesin. Konuşacağım. Senin en doğru şeyi yapacağından hiç şüphem yok Baran. Babaanne. Ben kaçıyorum. Bir arkadaşın danışacağı birkaç şey varmış. Görüşürüz Baran. Görüşürüz. Hoşça kal Nazade Hanım. Ben artık seni tanıyamıyorum Baran. Ha düzeldi, ha düzelecek derken her gün daha da çok şaşırtıyorsun beni. Babaanne, yine başlamayalım. Bak, her gün avuç avuç ilaç içiyorum ben o kız yüzünden. Başım çatlıyor. Kalkatim kalmadı artık. O kızı eve getirdin, tamam. Çaresiz katlandık. Ama ona sahip çıkmak da nedir? Ben her gün cezasını keseceğim diye beklerken Baran bu kıza dünyanın kaç bucak olduğunu gösterecek derken sen kalkan oluyorsun kanlımızın kızının önünde. Bu kız ailemize bela getirir. Getirmeye de devam edecek oğlum. Onun üstünde başında anacığının kanı var. Kudretinin sessizliği, çaresizliği hep onun soyunun elinden. Bir yılana ne kadar güvenilirse bu kıza da o kadar güvenilir. Bunu sen de anlayacaksın. Ama o zaman inşallah vakit çok geç olmaz. Siz. Siz beni tanıyor musunuz?
Size söylüyorum. Beni tanıyor musunuz? Ben... seni... tanımak istiyorum. Neden? Ne gerek var ki böyle bir şeye? Sürekli etrafımdasınız. Nereye baksam sizi görüyorum. Neden yapıyorsunuz bunu? Çünkü cevabı basit. Senden hoşlanıyorum. Seni beğendim işte anla. Seninle vakit geçirmek istedim. Dediğim gibi seni tanımak istedim. Hepsi bu. Ama ben sizi tanımak istemiyorum. Sizden hoşlanmıyorum. Ve sizinle vakit geçirmek istemiyorum. Bir daha gelmeyin buraya. Boş bir ümit için vaktinizi harcamayın. Yüz tutmuş bir bitki gibi salonun bir köşesinde duracaksın böyle. Oturduğun yerden oğullarının mahvoluşunu seyredeceksin. Sonracığıma yeterince acı çektiğinde, yani o gün gelip çattığında tamamen sararıp öleceksin. Abi. Anasının biricik oğlu. Anacığım hala anlamadı ama onun bu evde artık tek bir oğlu var. Kaya gibi sapasağlam. Taşı sıksa suyunu çıkaracak bir oğul. Sen artık bu evde sadece acınacak bir varlıksın abi. Seni bir ileri bir geri böyle itip çekiyoruz işte. Aha böyle. Abi, biz nereye istersek oraya abi. Kudret ağa. Gül. Yemeği hazırlamaya başladın mı kızım? Ben Kudret Bey'in yanındayım. Abi iyi misin? Abi. Abi iyi misin abi? Abi. Kadir Hanım. Abime bir şey oluyor Kadir Hanım. Koş. Abi. Bir şey mi oldu?
Seninle konuşmak istiyorum.